duanız olmasa ne öneminiz var? İnsanın yaratılış mayası duadır. İnsanın yapabildiği tek şey istemektir. İnsan acizdir. Yani hiçbir sonucu var etmeye gücü yetmez. Kaliteli dualar için 5 tane öneri paylaşmak istiyorum. Birincisi şu. Dua eden insan duasına odaklanmalı. Yani gerçekten istemeli. İnsan duayı rutine bağlamamalı. Gerçekten ben çok yetkili makamda birisini gördüğümde kendisinden ne bir şeyler istemek için sabırsızlanırım. Düşünürüm, odaklanırım, ya şu padişahı gördüm şu anda. Günümüze uyarlayalım, cumhurbaşkanını gördüm, başbakanı gördüm. Bir şey isteyeyim kendisinden yani. Birebir kalmışız, beni dinliyor, isteklerimi dikkate alıyor. O zaman bir şeyler isteyeyim diye nasıl bir istek içimizde olur? Dua ederken de bundan çok daha fazla bir isteğin bizde olması lazım. İkinci önerimiz şu. Duadan önce insan temizlenmeli. Neyle temizleniriz biz? İnsanın manevi anlamda kiri günahlarıdır. İnsan Allah'ın karşısına çıkacak, divana duracak, ondan bir şeyler isteyecekse o zaman önce bu manevi kirlerinden temizlenmeli, arınmalıdır. Allah bunun yolunu bize göstermiş. Hiç de zor değil. İnsanı çok da rahatlatıyor. O manevi kirlerimizden arınmanın yolu istiğfar etmek, yani Allah'tan bağışlanma dilemektir. Allah'ım, benim şu şu günahlarım var, böyle alışkanlıklarım var. Ben artık vazgeçiyorum. Bunu da lafta söylemeyeceğiz. Ben artık vazgeçiyorum. Üçüncüsü, duanın makbul dualar arasına alınması. Bu zaten benim yorumum değildir. Birçok İslam alimi bunu böyle tavsiye eder. Dua dediğiniz iki makbul duanın arasında sunulmalı. Yani kabul edileceği kesin, Allah'ın zaten seveceği, hoşnutluk duyacağı isteklerin arasında siz kendi isteklerinizi ifade etmelisiniz. Onun da kolay yolu şudur. Duaya başlarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavat getirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed en kısası. Ya da Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dualar var. Allah o duaları beğenmiş ki Kur'an'a almış. Peygamber Efendimizin kendi yaptığı hadis-i şeriflerde zikredilen dualar var. Allah'ın sevdiği peygamberi onlarla dua etmiş, o zaman Allah onları da sever. Bu gibi duaları başa almak. İki tane makbul duanın arasında kendi duamızı ifade edersek bu daha güzel olur. Efendim, dördüncü teklifimiz de şu. Dua Esma-ül Hüsna ile zenginleştirilmeli. İnsanın dua kalitesi kesinlikle ve kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ne kadar çok zikrederse o kadar yükseliyor. Çünkü bu vesileyle siz duayı Allah'ı tanımaya da vesile etmiş oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir elimize aldığımızda, gözden geçirdiğimizde, sayfalarını dolandığımızda net bir şekilde şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her sayfasında bize Allah'ı anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor. Çoğu zaman da esmasıyla tanıtıyor, yani farklı isimleriyle tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'i biz okuduğumuzda Allah'ın cömertliğini anlıyoruz. Allah'ın hidayet edici, yol göstericiliğini anlıyoruz. Allah'ın koruyuculuğunu anlıyoruz. Allah'ın kapıları açıcı oluşunu anlıyoruz. Allah'ın kötülükleri, tehlikeleri engelleyici olduğunu anlıyoruz. Bunların her birisiyle ilgili Allah'ın isimleri var. Bu isimleri bilip veya özellikle bunun için hazırlanıp buna değer, çünkü tekrar ediyorum, dua insanın her şeyidir. Dua kaliteniz ne kadar yüksek, sizin yaptığınız bütün işlerin kalitesi o kadar yüksek olur. Örneklendiriyorum, bir konuda sıkıştınız, bunaldınız. Ya Fettah, benim için kapıları aç. Fettah zaten kapıları açan demek. Bir tehlike altında kendinizi hissediyorsunuz ve o tehlikeden muhafaza edilmeyi istiyorsunuz. Ya Mani, Mani Allah'ın engel olan anlamındaki ismidir. Benim için tehlikelere karşı sen engel ol. Ya Hafiz, beni korktuklarımdan koru. Efendim, beşinci önerimiz son olarak ifade ediyorum. O da şu, her zaman duada, bu çok ihmal ettiğimiz bir kısım bence, kendi irademizden ziyade Allah'ın iradesini esas tutmalıyız. Bu ne demek? Bu şu demek, hani insan şunu bazen yapıyor, dua etmeye başladığında diyor ki Allah'ım bana şunu ver. Allah'ım ben bunu istiyorum, somut olarak şunu istiyorum. Bu olabilir, olmaz demiyorum ama bundan daha güzelini ifade etmeye çalışayım. Hayırlı olanı Allah'tan istemek.
O zaman çünkü şunu söylemiş oluyorum. Allah'ım benim iradem şu. Ben bunu istiyorum. Ama ben bilmem, sen bilirsin onun benim için o isteğimin, senin için iyi olacağını, kötü olacağını, onu sen bilirsin. O zaman benim için iyi olacak, hakkında hayırlı olacak olan seçenek neyse, sen onu bana ihsan et. Hayırlısını istemek, Allah'ın iradesini esas tutmak demek.